Aa! Tebrik etmeye geldin herhalde. İstediğin kadar alay et. Alay filan etmiyorum. Yeter. Sen olayları ciddiye almıyorsun. Senin sorunun bu. Namık'la evleneceğimize inanmadın. Gördüğün gibi beyazlar içerisinde karşındayım. Evden çıkmaya da gönlün yok. Ama ister kabul et, ister etme, gideceksin. Her şeyi hallettiğini sanıyorsun değil mi? Karnında bebek, parmağında yüzük, başında da dam. İşte bak, sen kendini de kabul etmişsin. Sorun yok. O ev benim. Buna alışsan çok iyi olur. Her şey bir saat içerisinde değişebilir Yeter'cim. Bence büyük konuşma. Çıkabilirsin. Doğru. En fazla bir saate kadar. Her şey değişir. Senin ne işin var burada? Delirdin mi? Ne yapıyorsun? Gitmiyorum bir yere. Bağırma bana burada. Bağırtma beni o zaman. Yeter. Anladın mı? Yeter. Aslı. Duyman neyi değiştirecek? Belki hiçbir şey değiştirmeyecek. Ama ben bir şey kaybetmeyeceğim. Benden ne istiyorsun Ferhat? İyi, seni seviyorum işte yani bu. Ya anladın mı? Sor oğlum, dayımı sen mi vurdun, anne de? Aslı! Aslı anne! Tamam, dur sakin. Yaşıyor mu? Şeyi benden nasıl saklarsın? Saklarım. Hayat bazen öyle. Gözüm! Ferhat dur! Ferhat! Ferhat dur! Çıktın ölümden. Kafana sıkarım senin ha. Çıkmayacağım Ferhat! Çık! En zayıf anında. Onun doğumunu da sen yaptırdın değil mi? Evet, onu da ben yaptırdım. Öğrendin.
Ne olacak şimdi? Bana bak doktor. Bakıyorum sana. Ellerin, kolların bağlansa da. O kız yanlış yapmış olabilir ama senin sevgine, şefkatine ihtiyacı var. Sen tüm gücüne karşı koysan da. Bağlasın kim? Ben ne yapayım şimdi? Kafana mı sıkayım, kafama mı sıkayım? Ben ne yapayım şimdi? Sen de benim kadar gerçekleri... Hastasın sen Ferhat. Beraber olamayız benim gibi. Ama ben de doktorum. Bir başka dünyanın insanısın yavrum. İyileştir. Sen kendi dünyanın toplamda büyüyorsun.